Açısal hızı omega olan kırmızı bir disk omega açısal hızıyla dönüyor. Kenarındaki bir noktanın da v hızıyla hareket ettiği söylenmiş. Yani bize hem açısal hız hem de bu çizgisel hız veriliyor. Vektör olduklarını belirtmek için de kalın punto kullanmışlar. Mavi bir disk ise 2 omega açısal hızıyla dönüyor. Yani kırmızıya göre 2 kat bir açısal hıza sahip. Dolayısıyla açısı 2 kat daha hızlı değişiyor. Kenarındaki bir noktada 2V hızıyla hareket ediyormuş. Yani çizgisel hızı da 2 katı daha büyük. V bize hangi diskin yarı çapının daha büyük olduğunu soruyorlar. İsterseniz videoyu durdurun ve kendi başınıza çözmeyi deneyin. Denediyseniz şimdi bir de birlikte çözmeyi deneyelim. Öncelikle sorudaki durumu görselleştirmeye çalışalım. Bu bizim kırmızı diskimiz olsun. Elle düzgün bir çember pek çizemiyorum ama en azından bir çembere benziyor. Bir de kırmızı diskin yarı çapını çizeyim. Adını da R kırmızı koyalım. Şimdi bildiğimiz birkaç şey var. Bu noktadaki bir noktanın hızının V olduğunu söylemişler. Onu da şöyle göstereyim. Şu yönde gidiyor olsun. Tam olarak bu anda hızı V'ymiş. Aynı zamanda açısal hızın omega olduğunu da biliyoruz. Ne kadar hızlı döndüğünü gösteren açısal hızımız da bu durumda omega'ymış. Bir de mavi bir diskimiz varmış. Mavi diski de şöyle çizeyim. Yine öylesine çizdiğim için pek güzel durmasa da çembere benzedi sanki. Bu da mavi diskin yarıçapı. Bu yarıçapa da R mavi diyelim. Benzer şekilde kenarındaki bir noktanın hızını da 2V olarak vermişler. Dolayısıyla bu vektörü 2 kat daha büyük çizmemiz gerekiyor. Hızı şu şekilde 2V ve açısal hızı 2 omega. Bu da bize yine de ne kadar hızlı döndüğünü gösteriyor. Peki burada hangi diskin yarıçapının daha büyük olduğunu nasıl bulabiliriz veya buna nasıl ulaşabiliriz? Bu ilişkiyi yakalamak için kullanmamız gereken en önemli şey açısal hızın büyüklüğü ile hızın büyüklüğü arasındaki ilişki. Dikkat ederseniz üzerine bir ok koymadım. Yani burada büyüklükten bahsediyoruz. Çarpı yarıçapımız hızımızın büyüklüğüne, başka bir de süratimize eşit olacak. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Her iki tarafı r'ye böldüğümüz zaman açısal hızın büyüklüğü hızın büyüklüğü bölü r olur. Ve r eşittir sürat ya da hızın büyüklüğü bölü açısal hızın büyüklüğü de diyebiliriz. Şimdi soldaki kırmızı diskteki durumda r kırmızı eşittir v bölü omega yazabiliriz. Aynı şekilde sağdaki diskte de r mavi eşittir hızın büyüklüğü yani 2v bölü açısal hızın büyüklüğü o da 2 omega. Dikkat ederseniz ikiler sadeleşir ve bu iki şeyin birbirinin aynısı olduğunu görebiliriz. Sonuç olarak bu sayede yarıçaplarının aynı olduğunu söyleyebiliriz.